Ortak coğrafyadaki yolculuğumuz Azerbaycan'la başlıyor bugün. Yunus Emre Enstitüsü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de panel düzenledi. Tasavvuf geleneği içinde Seyyid Yahya Şirvani Bakuvi başlıklı panele Azerbaycanlı milletvekilleri de katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü'nce tasavvuf geleneği içinde Seyyid Yahya Şirvani Bakuvi başlıklı panel düzenlendi. Panel, Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Manevi Değerlerin Tebliğ Fonu işbirliğiyle Azerbaycan Diller Üniversitesi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamal Abdullah, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Seyyad Salahlı, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Şüphesiz bütün Türk dünyası için söylüyorum, tasavvuf. Bunlar bizim iç dünyamızı zenginleştiren, eğer bir medeniyetten bahsedeceksek, Türk-İslam medeniyetinden bahsedeceksek, bunun ortaya çıkmasına, yükselişine yol açan diğerleriyle birlikte çok önemli bir dinamik. Yani bizim tarihi seyrimizi tasavvufu dışarıda bırakarak anlatabilmemiz mümkün değil. Tasavvuf hayatımızın her alanına girmiş durumda. Milletvekili Hikmet Babaoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada Türk dünyasının manevi sınırlarının siyasi sınırların ötesinde olduğunu vurguladı. Babaoğlu, şamahı da doğsa da manevi mirası tüm Türk dünyasına yayılan Seyyid Yahya Şirvani'nin mirasının yaşatılması gerektiğine dikkat çekti. Milletvekili Ganira Paşayeva, döneminin ünlü mutasavvıflarından Seyyid Yahya Şirvani gibi kişilerin genç nesillere anlatılması gerektiğine vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Profesör Doktor Metin İzzeti, Doktor Mustafa Tatçı, Ömer Tuğrul İnançer ve Ümit Akdemir gibi tasavvuf sahasında ihtisas ve eser sahibi akademisyenler çeşitli bildiriler sundu. Özellikle tabii Yunus Emre Enstitüsü bulunduğu ülkelerde o ülkenin değerleriyle, o ülkenin paydaşlarıyla Türkiye arasında bağ kurmaya çalışıyor. Bu anlamda da merhum Seyyid Yahya Şirvani çok önemli bir değer. Sadece Azerbaycan'da değil, Anadolu topraklarında da özellikle Anadolu irfanı dediğimiz manevi değerlerin yaygınlaşmasında bir ekol oluşturmuştur. Dolayısıyla Azerbaycan ile Türkiye arasında yeniden kültür bağlarını, manevi bağları tesis etmek için bu gibi ortak değerleri gündeme taşımamız gerekiyor. Gördüğümüz şu ki hakikaten sadece siyasi söylem olarak bir millet, iki devlet değil, bunu uygulamada da göstermemiz gerekiyor. Çünkü hem konuştuğumuz dil aynı, hem de İslam'a yaklaşımımız, medeniyetimiz aynı. Çünkü medeniyete temel teşkil eden Ahmet Yesevi Hazretleri ve o ekolün getirdiği ve bugün Azerbaycan topraklarında kısmen unutulmuş olan bu değeri ve onun felsefesini, onun görüşlerini gündeme getirmek, Türkiye'de tanıtmak ve Türkiye ile yeniden bir bağ kurmak temel amacım.